Kısa bir süre önce maç sunuyordum. Şimdi röportaj alanındaydım. Benden kurtuluş yok. Yanımda da Penki var. Penki, iki maçta da maçın adamı seçilmemene rağmen gerçekten oyunu çeviren çok kritik hamleler yaptın. Performansın gerçekten artmış gibi görünüyor. Öncelikle sana bunu soracağım. Kendi oyunun hakkında neler hissediyorsun? Bundan bir ilk üç hafta bayağı kötü oynadığımı düşünüyorum. Ondan sonra biraz daha çalışmalara kendimi odakladım. Bu hafta ve Refrivers'a da gerçekten çok çalıştım ve daha iyi döndüm. Peki Rift Rivals'dan bahsettim ve Rift Rivals'da Godbro geldikten sonra çok ezici bir oyun oynamaya başladınız. Hatta 19 dakikayla turnuvanın en kısa maçına imza attınız. O maçlardan sonra bir güven geldiniz, geldi mi kendinize acaba? Zaten bir maç kaybettik. Onda yedek oyuncumuz oynadık Arlan. O da yıllardır oynamıyordu ama elinden geleni yaptı gerçekten. Sadece Leylinar'la oynadığı maçı kaybettik. Godbro geldikten sonra bütün maçları neredeyse ezip geçtik. Ondan sonra zaten bir güven geldi kendimize herkesi yenebileceğimizi düşünmeye başladık. Böyle. Peki ilk maçla ilgili soru sormak istiyorum şu an sana. Ee, Zergsting biraz kötü başlamıştı maça aslında. Böyle biraz fazla rakibin üzerine koşmaya başlamıştı bir dakikadan sonra ama sen çok soğukkanlı kaldın maç içinde. Takım arkadaşlarını çok fazla kurtardın sen oyununla. Ve maçı çevirmeyi başardınız. Yani nasıl çevirdiniz o maçı? Öncelikle onu sorayım. O maçı zaten çok fazla kaybetmiyorduk diye hatırlıyorum. Çünkü kulelerde oynadık. Sadece, kuraydı. sadece killerde biraz geriledik. Onur biraz sinirlendi bize bazı şeyler oyunda doğru gitmeyince. Ama biz gene yenebileceğimizi düşünüyorduk. Çünkü karşı takımın orta oyun ve geç oyunda pek iyi olmadığını biliyorduk. Analiz etmiştik bunu önceden. Soğukkanlı kalıp kazanmayı başardık. Peki asıl ikinci oyunu sormak istiyorum. Çünkü artık Nexus'a vurmaya başlamıştı Galaktikos. Ama Penki kızartma devreye girdi burada. Bayağı da iyi bir oyun oynadın. Rubey ile beraber aslında maçı kurtaran isimlerin başında geliyordunuz. Neler diyeceksin ikinci maçla ilgili? İkinci maçta gene Renektonelis e karşı Rumble oynuyordum. Bu birkaç kere oyun başında öldüm ama hep kazanacağımızı düşünüyorduk. Çünkü adam e, karşı takımın oyun dediğim gibi orta ve son oyunu iyi olmadığını biliyorduk. Hep soğukkanlı kalmaya çalıştık ve elimizden geldiğince adamları püskürttük. Güzel turtle oynadığımızı düşünüyorum. Zaten bizim şampiyonlarımız onlara göre oyun uzadıkça daha fazla güçlü oluyordu. Böylelikle yendik. Peki bir sorum daha olacak. Evet, şu ana kadar 7 beraberliğiniz vardı. Bu hafta ilk kez 3 puanla tanıştınız. Bununla kalmadınız. 6 puana ulaştınız. Şu anda hedefleriniz arttı mı? Tabii ki arttı. Yani daha yükseklere hedefliyoruz. Zaten hep kurulduğumuz andan beri, ben geldiğim andan beri en az ilk 2'ye girmek istiyoruz lig aşamasında. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Buradan menajerimiz Aziz Mutlu ve Doğan Derim takım sahibimize bu 6 puanlar armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz ve 6 puan içinde seni tebrik ediyoruz. Şimdi tekrar analiz masasındayız.